Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Aktağan. AutoCAD kursumuzun ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu video dersimde size options ayarlarını göstermeye çalışacağım. Ama öncelikle şu ana başlangıç ekranını bir kısaca izah etmem lazım. Burada görmüş olduğunuz Get Started'dan Start Drawing dediğimizde yeni bir çalışmaya boş bir sayfada başlayabiliyoruz. Recent Document dediğimiz kısımda ise son yaptığımız 9 çalışmayı burada görebiliyorsunuz. Buradan tıklayıp direkt o çalışmalara ulaşabiliyorsunuz. Bunu biraz sonra konumuz içerisinde göstereceğim. Ben Start Drawing ile hemen yeni bir çalışmaya başladım. Şuradaki ızgaraları yani gridleri de şu an arkadaşlar kapatayım. Ve konumuz olan Options ayarlarına bakalım. Options ayarları AutoCAD'in temel sistem ayarlarıyla ilgili bir penceredir. Burada birçok ayar yapmak mümkün. Bazıları profesyonel düzeyde bilgi istemekte. Ben size temel düzeyde neler gerektiğini o pencere üzerine göstermeye çalışacağım. Options ayarlarına ulaşabilmek için buradaki AutoCAD'in simgesine tıklayıp en alttan Options'la çalıştırabileceğiniz gibi farenizle çizim alanında boş bir yere sağ tuşa tıklayıp en alttan yine Options'la çalıştırabiliyorsunuz. Ya da üçüncü bir yöntem olarak klavyenizden, komut satırından Options'ın ilk üç harfini yazdığınızda buradan çıkan Options komutuyla da biz bu pencereye ulaşabiliyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi burada AutoCAD'in sistem ayarları mevcuttur. Yani hepsini kullanmak zorunda değiliz. Hepsini de zaten bilinçli biçimde kullanmak, AutoCAD'i profesyonel biçimde kullanmak anlamına gelir. Eğitim amaçlı bir video olduğu için size burada gerekli olan bazı kısımları, ayarları göstereceğim. Dikkat etmiş olduğunuz gibi File, Display, Open and Save'yi başlayıp Profiles'a kadar giden sekmelerimiz mevcut. Her sekmede kendine özgü birçok ayar mevcut. Ama ben size özellikle Display kısmında bazı ayarları göstermeye çalışıyorum. Örneğin arka plan temasını değiştirebiliyorsunuz. Color tema şu an koyu tonda. Bunu örneğin light aydınlık biçimde yapıp önce apply derseniz ekranımızda bu şekilde aydınlık olduğunu göreceksiniz. Dark diyorum. Tekrar apply komutunu çalıştırıyorum. Aşağı kısma geldiğimizde show tooltips. AutoCAD'in bence yeni başlayanlar için kullanması gerektiğini düşündüğüm bir özelliği. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Burada herhangi bir komut üzerine geldiğinizde önce bir yazıyla açıklama ve bir saniye sonra da görselle ilgili bir açıklama kısmı var. Eğer biraz İngilizce veya görselle geçiştirirseniz buradan ne demek istendiğini, bu komutun nasıl çalışabildiğini az çok anlayabilirsiniz. Bu kısım buradaki Show Tooltips kısmı. Yani bunu kapatmanızı önermiyorum. Burada yine bilmeniz gereken kısım renklerle ilgili kısım. Colors kısmını tıkladığımızda Context dediğimiz solda ana kısım var. Sağda ise bunun alt başlıkları. Örnek vermek gerekirse 3D Model Space iki boyutlu çizim alanımızın ya da boşluğumuzun üzerinde bulunan renk değişiklikleri. Örneğin uniform background siyah color. Yani arka planı siyah olması gibi. Ya da crosshair imlecimizin beyaz değil de farklı bir renkte olmasını sağlayabiliriz gibi. Tabii ki uniform background'u size tavsiyem siyah zemine beyaz çizgiyle çalışmak lazım. Ama bazı çok özel durumlarda görüntü almanız gerektiğinde bunu burada örneğin white'a çevirebilirsiniz. Birçok renk değişikliği yaptınız ve karıştırdınız. Tekrar ilk kurulum ayarlarını getirmek için Restore Current Element'le de bütün ayarlarınızı programınızı ilk kurduğunuz hale tekrar getirebilirsiniz. Yine size lazım olacak kısımları değiniyorum. Tamamına değinmek mümkün değil. Çözünürlük kısmımız var. Display Resolution. İki boyutlu çizimlerde bize lazım olacak kısım arkadaşlar burada. Arc and Circle Smoothness yani yay ve dairelerin yumuşaklığı, yumuşak geçişliği. Şu an buradaki default değerimiz 1000'dir. Bunu 1'e indirip bir daire çizmeye kalktığınızda ki şu anki bilgisayarlarda bu da böyle bir sıkıntı yok ama
Daireniz biraz daha çokgene benzeyecektir. Yamuk yumuk gözükecektir. Bunu maksimum 20 bine çıkartabiliyorsunuz. Daha fazla çıkartma şansınız yok. Ama çizimlerde benim size önerim, artık günümüzdeki bilgisayarlar rahat bir 10 bin değeriyle çalışabilmekte. O şekilde çalışırsanız ekrandaki en azından görüntünüzün çözünürlüğü daha hoş olacaktır. Alttaki 3 kısımsa arkadaşlar, genellikle 3 boyutlu çizim ve yüzey modelleme yaptığımızda oradaki netliği belirleyen yüzey model segmentlerinin sayısını artıran kısım. Bunu biz sizlerle 3 boyutlu AutoCAD çizimlerine geldiğimizde beraber tekrar deneyelim. Ama şu an 2 boyutlu çizimler size lazım olacak kısım. Bu kısımdır. Arc and Circle Smoothness. Şurada belki lazım olacak bir şeyimiz var. İmlecimizin şu anki hali, görmüş olduğunuz gibi küçük bir artı bu boyutlarda. Ama bazı kurumlarda veya bazı kişiler bu imlecin X ve Y kollarının tam boylu olmasını ister. Örneğin bunu sona kadar getirelim. Apply diye baktığımızda. Bunu da şu amaçla yapmak istiyorlar. Yatayda ve düşeyde hizalamak amacıyla imlecinizin boyutlarını bu şekilde %100'e getirebilirsiniz. Ben bunu o şekilde kullanmıyorum. Tekrar %5 değerini getirip apply diyorum. Open and Save sekmesinde bize lazım olacak şey, dosyalarınızı nasıl kaydetmek istersiniz? Şu an AutoCAD 2020'yi kullanıyorum. 2018 dosya uzantısı biçiminde kaydedebilirim. Veya bunun altında 2013-2010 AutoCAD'in eski sürümleri biçiminde kaydedebiliriz. Veya diğer farklı uzantılarda da kaydedebiliriz. Örneğin AutoCAD Drawing Template şablon biçiminde vesaire. Bence burayı kurcalamanızda çok mantığı yok. Bunu yaparken manuel, örneğin bir çizim yaptığınızda ilk kayıt işleminizde kendiniz şu alttaki Files of Tip kısmından manuel olarak da belirleyebilirsiniz. İlla ki orada bir kıstas getirmenize gerek yok. Evet, Open and Save kısmında. Eğer çok dalgınsanız, yaptığınız çalışmalar son derece önemliyse, belli dakikalar aralığında AutoCAD'in yaptığınız çalışmaları otomatik olarak kaydetmesini isteyebilirsiniz. Şu anki default değerimiz 10 dakika. Siz bunu düşürüp artırabilirsiniz. Ama yine size tavsiyem tabii ki sol elinize veya artık hangi elinizi kullanıyorsanız Ctrl S tuşlarına çizimin belli aşamalarına basmanızı tavsiye ederim. Açılış ekranda gördüğünüz daha önce yapılmış 9 çalışmayı gösteriyordu. Bu açılış ekranda bu miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Çok artırıp bunu yüksek değerlere getirdiğiniz zaman da o açılış ekranındaki kısım sizi rahatsız edebilir. 9 olarak verilmiş, 9 olarak kalmasında bir sıkıntı yok. Plot and Publish'te default olarak hangi yazıcıyı kullanacaksınız veya yazıcı değil de hangi program uzantısında kaydedeceksiniz gibi özellikleri belirleyebilirsiniz. Benim şu an burada yazıcım tanımlı. Onu da bu an şu an burada belirlemenin bence bir mantığı yok. Ben herhangi bir yeri belirtmeden yaptığım çalışmayı kaydetmek istersem AutoCAD dolayısıyla kullanıcılarda benim adımın bulunduğu dokümantın içerisine kaydedecek. Tabii ki bunu yine buradan değiştirmeniz mümkün ama yine tavsiyem buna da gerek yok. Kayıt yaparken biz zaten buradan nereye kaydedeceğimizi bir dosyaya klasör üzerinde gösterme şansına sahibiz. Evet, sistem özelliklerine baktığımızda bizi şu aşamada ilgilendirecek pek önemli bir kısım yok. User preferences yani kişisel tercihler kısmına geldiğimizde ise örneğin farenizin sağ tuşunu özelleştirebilirsiniz. Right click customization. Şu anki sağ tuş özellikleri de bence gayet normal. Bunları bir değiştirmenin mantığı yok. Sağ tuşu Enter gibi kullanabiliyorsunuz. Veya kısa yolları burada göstermenizi isteyebiliyorsunuz. Çok da kullandığım bir alan değil. O yüzden
Ben bunu da geçiyorum. Birimleri arkadaşlar buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu an default olarak çalıştığımız değerler milimetre. Ama bir mobilya tasarımı yaptığınızda bunu santimetreye çevirmeniz sanırım daha mantıklı olabilir. Veya daha büyük bir inşa tasarımınıza metreye çevirebilirsiniz veya diğer birimlere. Ama şu an buranın da milimetre kalmasında bir sakınca yok. Drafting dediğimizde arkadaşlar, belki bize ileriki konularımızda görecek, lazım olacak kısım şu. Autostop marker size. Otomatik kenetlenme modlarımız var bizim. O konuya geldiğimizde. O kenetlenme modumuz bu şekilde küçük simgelerle ifade edilmekte. Hangi mod ise bu. Bunu daha büyük, daha küçük buradan yapabiliyoruz. Burada etkilenme miktarını yine büyütebiliyoruz. Özellikle OSNAP dediğimiz otomatik yakalama modlarını anlatırken bunları da uygulamayı da size gösterebilirim. Şu an için belki size options'ta lazım olacak kısımlar bunlar. Daha ziyade de uygulama içerisinde örneklerle göstermek sizin açınızdan daha sağlıklı olacak. Evet, bu dersime de burada son veriyorum. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki kurs dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.